Herkese selamlar. Müthiş bir Beytepe gününden herkese merhabalar. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeyiz. Sizlere Hacettepe Üniversitesi'nin tanıtımını yapmak üzere buradayız. Evet, gördüğümüz üzere Hacettepe Üniversitesi yazısının yanındayız. Tabii ki bir tane daha yazımız var, Hacettepe yazısı. Burası rugby sahası olarak da geçiyor. Zaten şu an arkada çalışma var. Onların da sesi geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Evet, yavaşça buranın tanıtımıyla başlayabiliriz dilerseniz. Ha, şu konuşmayı yapmam gerekiyor. Hepiniz hoş geldiniz veya istiyorsunuzdur belki burayı. O nedenle izliyorsunuzdur videoyu. Umarım istediğiniz yer gelir arkadaşlar hepinize. Sevgiler, saygılar. Evet. Burası gördüğünüz üzere stat demiştik zaten. Hacettepe'nin bana göre en güzel yerlerinden birisi kesinlikle. Burada çalışma olmadığı zaman, okulumuzun takımı çalışmasında olmadığı zaman gelip arkadaşlarınızla çimenlere oturabilirsiniz. İstediğiniz aktiviteleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir havası vardır buranın her zaman için. Evet, güzel bir rüzgar esiyor şu anda. Umarım rüzgar sesi pek yoktur. Şimdi hemen stat'tayız dediğim gibi. Stat'tan yemekhaneye, kütüphaneye, Beytepe Merkez Kütüphanesi'ne geçelim dilerseniz. Ama öncelikle Hacettepe yazısının önünden geçelim istiyorum. Orayı da görmüş olursunuz en azından. Evet, çıktık şu anda Hacettepe yazısının yanına. Şu an tribünleri görüyorsunuz. Buraya her zaman açık burası. Gelip her zaman oturabiliyorsunuz. Karşıya şöyle gösterelim. Çok güzel bir manzarası vardır. Gelip izleyebiliyorsunuz. Hemen Hacettepe yazısını da gösterelim. Şu an çok büyük olacak tabii ki ama yürüyelim istersen. Yani buradan bir görsünler şöyle stadı. Stad çok mükemmel duruyor şu anda. Evet, şu anda bulunduğumuz yer Kültür Kongre Salonu diyebildiğimiz rugby sahasının, Hacettepe bildiğimiz stadının yanında bulunuyoruz. Buradan ineceksiniz muhtemelen, öğrenci evleri durağı var bir sonrakinde. Şöyle ulaşım açısından giderken göstermeye çalışacağım. Metroda Beytepe metro istasyonunda iniyorsunuz. Burada oradan inip direkt ringlerle birlikte 550 numara, unutmayın. 550 numarayla kampüsün içine kadar gelebiliyorsunuz öğrenci kartlarınızla birlikte. Sonra burada iniyorsunuz. Hemen sağımızda Hacettepe'nin sahası var. Hacettepe'yi tanıtımına geçiyoruz ya. Buradan stada geçmiştik birlikte. İşte sağ tarafımızda stat kalıyor. Sol tarafımızda bankalar, yemekhane, kütüphane kalıyor. Hemen göster. Ringimiz de bu şekilde tamamen. Öğrenci kartıyla biliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Sadece girişlerde öğrenci kart kontrolü yapıyorlar. Bir araba geliyor. Şimdi size bankamatikleri göstereceğim. Hemen hemen her bankanın bankamatiği var zaten. Oradan geçerken göstereceğim. Hatta geçelim. Buradan indirdim. Neyse, bakın. Yani bence de. Atlamaya zıplamaya gerek yok. Burada görüyorsunuz. Neyse, yürürken. Şey söyle, okulun her tarafında bundan olduğunu söyle. Okulun her tarafında var, evet. Gelince yani şuraya mı gideceğim, kaybolacağım endişesi olmasın size. Daha yeter yardımcı var. Şu an herkes evlerine dönüyor zaten. O nedenle her türlü bankamatik var. Onu söyleyeyim özellikle. Ziraat zaten sizin öğrenci kartınızın olacağı öğrenci KYK şeyimizin olacağı. KYK kartı. KYK kartı olacak, evet. Daha sonra genç kart diye geçiyor. Böyle dediğimiz gibi bu yolda da bu şekilde bankamatikler var. Şimdi yemekhaneye geçelim. Her öğrenciye verilen Hacettepe Üniversitesi kartı ile birlikte yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Yemek ücretleri şu an 8,5 TL akşam yemeği olarak belirlenmiş durumda. Ama siz geleceğiniz zaman artışlar olacaktır elbet. Hemen para yüklemeyi falan gösterelim dilerseniz. Hemen direkt girince karşınızda sizi karşılıyor zaten. Nakit para yüklemeyi.
Hemen bakalım. Şurada para yüklemeye yerleri var. Kampadan kazanmak. Zenginiz. Haydi gel. Para yüklemeyeceğim ama para yüklemek istersek ne yapıyoruz? Yemekhaneden çıktık. Yemeğimizi yedik. Doyduk. Dediğim gibi yemek bugün güzeldi ama her gün güzel olmuyor tabii ki. Öyle de bir gerçek var ama ucuz fiyat performans ürünü oluyor genelde. Umarım Hacettepe'liler izleyip bana kızmazsınız. Ha, genç ofisi de hemen bir tanıtmış olalım burada. Tamamen Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı kurulmuş gençlik merkezleri olarak geçiyorlar. Çok güzel aktiviteler yapabilirsiniz. İçinde yine kütüphane var. Gelip siz de kayıt olabilirsiniz. Hemen kütüphaneye geçelim şimdi. Kütüphane Yıldız Amfi. Bam, bitiriyoruz. Ufak bir dipnot ekleyelim. Hemen şu anda merkez kütüphanesindeyiz Beytepe'nin. Burası çok gelişmiş. 3 katlı en azından onu söyleyebilirim. Güzel bir kütüphane. Hemen gördüğünüz gibi köpüşümüz uyuyor. Hacettepe köpekleriyle ünlüdür. Öncelikle onu söyleyeyim. Köpek korkusu olanlar korkmasınlar. Bir topluluk tarafından beslemeleri yapıldığı için asla sıkıntı çıkarmıyorlar. Gayet de uslu uslu yatıyorlar burada. Her yerde yattıkları gibi. Görünüyor mu bu arada? Görünüyor. Tamamdır. Burası merkez kütüphane. İçi fotoğrafla bulabilirsek ekleriz. Şu an içeriye rahatsızlık vermem adına girmeyelim ama gayet güzeldir içi de. Şöyle coffee break var altında da. Nereye geçiyoruz bu arada? Şu an hava mükemmel. Mükemmel. Tam anlamıyla neden göstermiyor. Biz geldiğimizde böyle değildi. Hatta siz geldiğinizde de böyle olmayacak muhtemelen. Çünkü şu an yaz ayına giriyoruz tamamen. Çok güzel bir hava var. Hemen Yıldız Amfi'ye geçelim. Kütüphanenin çapraz karşısında Yıldız Amfi oluyor. Oryantasyon yani sizin ilk geldiğinizde alacağınız ilk haftanın dersleri çoğunlukla Yıldız Amfi'de. Yani üniversiteye gelip de Yıldız Amfi'de ders almayan yoktur diyebiliriz. Hemen geçelim. Şu an Yıldız Amfi'deyiz gördüğünüz üzere. Hemen kütüphanenin çapraz karşısı olmuş oluyor. Burada oryantasyonda buraya geldiğiniz anda derslerinizi burada işleyeceksiniz. En azından onu söyleyeyim. İlk hafta dersleri ve bizim eğitim fakültesinde okuduğum için eğitim derslerinin çoğu da burada oluyordu yine. Edebiyat fakültesi var yanda. Ayrı ayrı bütün fakülteleri Hacettepe'nin kendi adresinde bulabiliyorsunuz. Resimleriyle birlikte. Detaylı şeyleri gösteriyor olacağız. Şöyle şimdi BAM'ı göstereceğiz size ilerleyen aşamada. Geçişleri bu arada hızlı olarak ekliyorum. Orada belli oluyor nereden nereye geçeceğiniz. Burada eklemek istediğim pek bir şey yok. Var mı arkadaşlara soralım hemen. Yok diyorlar onlar da. Yorulduk. Dediğim gibi demedim hatta bu videoda. İki videoyu aynı anda çekmeye çalışıyoruz. Şöyle hem yurdun tanıtımını yapmıştım. Hem üniversitenin tanıtımını yapıyorum şu anda. Ve memlekete gitmemize 2 saat var. O nedenle beğenmeniz gerekiyor kesinlikle. 3 kişiyiz şu anda. 3 kişi bunu yapıyoruz. Neden? Dedik ki bize lazımdı böyle bir video. Biz gelirken kesinlikle izlemiştik böyle bir videoyu. Tanıtım kesinlikle gerekiyor. Herkes gelip göremiyor Hacettepe'yi yazmadan önce. Hacettepe değil, Hacettepe bu arada. Bunu da eklemiş olalım. Evet şu anda City'nin yanındayız. City ne oluyor diyecek olursanız Yıldız Amfi'nin çıkışından hemen doğru yürüdüğünüzde sol tarafımızda kalmış oluyor. City şu anda kullanılmıyor tadilatta. City yerine BAM'ı kullanıyoruz biz öğrenciler olarak. BAM'ın açılımı Beytepe Alışveriş Merkezi. Orayı da gösteriyor olacağız. City'de neler var? Yemek restoranları var. Geldiğinizde bir ihtimalle açılmış olabilir. O nedenle tanıtayalım. Hadi geçelim şimdi.
an da BAM'ın gidişindeyiz arkadaşlar. Gelişimizi gördünüz zaten. Hemen gidişte bir şok var. Diğer zincir marketler de var. A101 var. Şu an BİM'imiz yok sadece. BİM de gelebilir. A101 de BAM'ın arka tarafında oluyor ama hepsi birbirine çok yakın. Hemen geçtikçe gösterelim. Burası gördüğünüz üzere BAM'ın tam karşısında oturacak banklar var. Normalde su akar buradan ama şu anda artmıyor. Yılın birçok bölümünde de artmıyor. Şu an Beytepe Alışveriş Merkezi'ndeyiz gördüğünüz üzere. Hemen arkasında A101 var. Beytepe Alışveriş Merkezi'nde ne var diyecek olursanız zincir restoranlar da var. Genellikle dönerler var işte. Yemek yiyebileceğiniz birçok mekan var. Ve arkadaşlarınıza gelip oturabileceğiniz kafeler de aynı şekilde var burada. Hemen şunu da ekleyelim. Kafeler var. Gördüğünüz gibi 4-5 tane kafe var. Birçok yemek yeri var açıkçası. O nedenle burası çok kullanılan bir mekan. Öyle söyleyeyim. Hemen burayı da göstermiş olalım. Hacettepe'nin kendi, üniversitenin kendi yurtları burası. Hacettepe kız öğrenci yurdu. Beytepe erkek öğrenci yurdu olarak geçiyor. Beytepe erkek öğrenci yurdunun tanıtımını şu an görüyor olacaksınız muhtemelen. Ya da bu videodan hemen sonra atılacak. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Geliyorsanız eğer. Şimdi son kapanış yapacağımız yere geçelim. Beytepe öğrenci yurtlarının karşısında da tam arka tarafında daha doğrusu BAM'ın da karşı tarafında gördüğünüz üzere öğrenci evleri var. Üniversitemizin kendi öğrenci evleri olarak geçiyor. Başvuru yaparken seçiyorsunuz yine hangi yeri seçmek istiyorsanız. Konumu da gayet güzel gösterebilirsiniz. Şimdi şöyle BAM'da tanıtmamıştık. Hemen oraya geçeceğiz. Parlar ve Atatepe var. Bunlar da özel yurtlar. Özel yurtlarda kalmak isteyen arkadaşlar orayı da tercih edebilirler. Orada açık büfeler var. Tabak alıyorsunuz. Tartarak ücret ediyorsunuz. Yani kiloya göre yemek alıyorsunuz. Şu an kilo ücreti 120 lira olması gerekiyor. Artmışsa bilemiyorum. Söyleyeceğim. Parların kız yurdu olduğunu, Atatepe'nin karışık olduğunu söyle. Duydunuz. Öyleymiş. Büyük amfi. Büyük amfi olarak geçiyormuş arkadaşlar. Oryantasyon günü gidip orada 7500 kişi ilk öğrenciliğiniz, Hacettepe öğrenciliğinizin başladığı duyurulacak. Hemen son olarak orada da kapanışı yapalım. Evet, şu anda büyük amfinin olduğu yerdeyiz. Burası oryantasyon günü. Sizin gelip ilk dersinizi, ilk rektör konuşmanızı dinleyeceğiniz yer olacak. O konuşma çok uzun oluyor genelde. Rektör beyin konuşması değil ama biz 3 saat falan tıp dersi almıştık burada arkadaşlarla birlikte. Böyle güneş tepemizden vuruyordu, beynimiz fokurdadı. Tabii o zaman bölümünüzün ilk arkadaşlarınızla tanışacağınız yerde oryantasyon günü amfi olacak. Şu şeylere inanmayın. İlk tanıştığınız arkadaşlıklar bitecektir. Cahattır cürttür geçin onları. Bitecek olan her arkadaşlık bitiyor. Kalacak olan her arkadaşlık kalıyor. Burada ufak bir kamu spotu olarak kalsın. Hemen şurası. Şöyle gösterelim. Topluluklar buraya standlar koyacaklar ilk geldiğinizde. Burada sizi karşılayacaklar öğrenci toplulukları. Tam arkamızda da Parlar Kız Öğrenci Yurdu var. Atatepe'de arkadaşımızın söylediği gibi karışıkmış, karmaymış. O şekilde alıyormuş. Ben tam bilgi sahibi değildim. Şöyle hemen teşekkür etmek babında alıyorum. Hasan'cığım. Evet Yalgıncığım. El sallayın bir el sallayın. Çok teşekkürler sizlere. Evet sizler için çekim yaptılar bizler için. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine ve kapanışa geçebiliriz yavaş yavaş. Evet, videomuzu lütfen beğenin arkadaşlar. Çok zor şartlar altında çektik. Anksiyeteleri tuttu arkadaşlarımızı falan.
böyle insanlar geçiyor diyorlar yanımızdan falan filan. Neyse, önemli değil, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah istediğiniz yer burasıysa kazanırsınız. Hepinizi bekliyoruz. Öğrencilikte de karşılaşma imkanı elbet buluruz. Küçük bir yer değil, çok büyük bir yer. Ha, şunu unutmadan hemen ekleyelim. Yeşil Vadi neredeyse kampüsümüzün en güzel yeridir. Herkes ulaşımını pek bilemez ama biraz uçlarda olduğu için orayı da fotoğraflarla eklemek durumundayım. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı, çıkmamız gerekiyor hemen. Şu an fotoğrafları görün. Kapanışa geçebiliriz artık. Kendinize çok çok dikkat edin. Hacettepe ile ilgili videolar ve eğitimle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.